Amerikan imalatçı Lockheed Martin'in en gizli çalışma noktalarından bir tanesi, tasarım merkezlerinden bir tanesi Skunk Works yani kokarca işleri adını taşıyor. 80. yılını kutlayan bu özel departman yayınladığı logoda çok ilginç bir uçak tasarımına yer verdi. Şöyle soldan sağa doğru baktığımız zaman işte Eski p 80le işte F104'ler, U2'ler, SR71'ler, F117'ler derken arada en sonda çok farklı bir uçak tasarımı dikkat çekti. Bu uçak nedir diye havacılık meraklıları arasında konuşurken 6. nesil savaş uçağıyla ilgili tartışmalarda tekrar alevlenmeye başladı. Bundan yaklaşık 2 yıl önce 6. nesil uçak sistemleriyle ilgili testlerin başladığını size bir hazırladığım videoyla anlatmıştım. Birçok izleyicimiz de o videonun altında "Nerede bu uçağın fotoğrafı? Videosu yok. Niye olmayan şeyleri anlatıyorsun?" diye bana serzenişte bulunmuşlardı. Ama o kadar gizli bir proje ki bu. Herhangi bir şekilde herhangi bir paylaşım görüntüsü Amerikan ordusu tarafından kamuoyla paylaşılmıyor. Ama devam eden çok önemli bir 6. nesil uçak projesi var. Bu uçak hava hava görevleri için tasarlanmış durumda ve ilerleyen yıllarda 2030 ve sonrasında mevcut F-22 Raptor'ların yerini alacak. 3 büyük imalatçı da bu konuda tasarım gerçekleştiriyor. Gelin birlikte 6. nesil savaş uçağı projesi nasıl gidiyor, hangi durumda birlikte bakalım. Lockheed Martin F-35 ile birlikte gökyüzünde 5. nesil savaş uçağı konseptini oluştururken burada askeri havacılığın geleceğini etkileyecek çok önemli adımlar attı. Bunların başında da işte yeni nesil silah sistemleri, radara görünürlüğünün inanılmaz düşürülmesiyle birlikte pilot havada bir yönetici haline geldi. Fakat 5. nesille de işler bitmiyor. 6. nesil peşinde... E, Tasarım şirketleri, üreticiler koşuyorlar. Bu 6. neslin en önemli özelliklerinin başında da uçakların hem pilotlu hem de pilotsuz kullanılacak olması. 6. nesil dediğimiz zaman temel özellik olarak Amerikan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-22 uçaklarını yenilemek istiyor. Ve bunun için ağırlıklı olarak hava hava görevleri yapacak next generation air dominance gelecek nesil hava üstünlük uçağı konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada sadece uçak gündemde değil, yeni silahlar, yeni sensörler, network mimarisi, motor teknolojisi gibi konular ön planda. Bu uçaklar biraz önce de belirttiğim gibi hem pilotsuz hem de pilotlu olarak görev yapabilecek veya örneğin 4 uçak havalanacak. Bu 4 uçakta belki tek bir pilot olacak. Kalan 3 tanesi pilotsuz olarak o pilotun komutasında görev yapacak. Sadece konu uçaklar değil. Belki yerdeki insansız kara araçlarından su üzerindeki insansız deniz araçlarına, gökyüzündeki ihalara belki uzayda giden çeşitli araçlara kadar inanılmaz farklı Konseptler bir araya gelecek ve bu konseptlerin tamamı aslında 6. nesil savaş uçaklarını oluşturacak. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaklaşımına göre 200 uçaklık bir ihtiyaç söz konusu. Bu eşittir F-22'nin yerini alması direkt zaten buna baktığınız zaman. Bununla birlikte önemli olan tasarım kadar konsept kurabilmek. 2014'te ilk defa DARPA... Ki DARPA gerçekten çok farklı e, silah ve savunma teknolojileri geliştiren bir kuruluş. DARPA tarafından konsept oluşturma çalışmaları başlandı. Ve burada 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kuvvetlerinin bir projesi dönmeye başladı. Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte aslında projenin bir başka önemli ortağı da Amerikan Deniz Kuvvetleri Donanma Donanma da 6. nesil uçak ihtiyacını ortaya koyuyor. Burada amaç F-35 gibi ortak bir gövde değil, ortak konseptin oluşturulması. Bu konsept yaklaşımına göre donanmanın uçağı belki farklı bir tasarıma, farklı özelliklere sahip olacak. Biraz açıkçası Amerikalıların dili bu F-35'te bu konuda yanmış durumda. Çünkü işte baktığınız zaman hava kuvvetleri için geliştirilen A modeli, daha kısa kalkış özelliklerine sahip F-35B veya tamamen katapult atışıyla birlikte kalkan, huk hook bariyeriyle, hukuyla birlikte yani kancasıyla birlikte güverteye inebilen C modeli nereden baksanız ortak özelliklere, işte kanat alanları, motor itiş güçleri, motor itki yönlendirmelerini kenara alırsak ortak bir tasarım gibi gözükse de donanmanın ihtiyaçları tam olarak bunu karşılamadığını ifade ediyor ve belki de konsepti aynı ama tasarım olarak farklı bir yaklaşıma da gidecek gibi duruyor. Bakalım bunlarla da gelişmeler farklı bir yere doğru ilerleyecek. Şimdi halen bu proje ile ilgili Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman çalışmalarını gerçekleştiriyor. Havacılık sektöründeki yaklaşımla biraz şu şekilde muhtemel olarak Hava Kuvvetleri modelini Lockheed Martin'in yapacağı tahmin ediliyor. Donanma versiyonunun Boeing'e verilebileceği konuşmalar, görüşmeler arasında Northrop Grumman ki Northrop Grumman son 20-30 yıllık odaklanmış tasarım odaklarını işte radar sistemleri, sensörler gibi farklı bir konuya çekmiş durumda. Muhtemel her iki uçağın da sistemlerinin çok önemli bir kısmının da Northrop Grumman'dan yapılabileceği ortaya atılan iddialar arasında. Plana göre uçağın 2025 yılında ortaya çıkması ve test uçuşlarının başlaması planlanıyor ama bugün birçok sistem öncü prototiplerinin de uçtuğu iddiaları ortaya atılıyor. İşte zaman zaman Amerika'da Palm Palmdale veya çeşitli Mojave çölü gibi insandan çok daha uzak noktalarda ilginç uçak görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılıyor veya birçok sistemin sensörün aslında şu an mevcut F-22'lerde takılı bir şekilde test edildiği de bu iddialar arasında. Hedef 2025'te bu uçağın prototipinin uçuşlarının resmi olarak test sürecinin başlamasının arkasından 5 yıllık tasarım ve geliştirme aşamasının 2030'da tamamlanması ve sonrasında kuvvetler için üretime başlanması planlar arasında yer alıyor. Bunları anlatırken size hikayeye Skunk Works olarak adlandırılan kokarca işleriyle başladık size. İsterseniz bu videonun ikinci bölümünde de biraz Skunk Works'ü size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Bu nokta, bu mühendislik merkezi Lockheed'in içerisinde 1943 yılında kuruluyor. Şöylece kısaca bir hikayesine baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'nda her ne kadar ilk jet motorunu 1930'larda İngilizler yapsa da Almanlar bu konuyla ilgili inanılmaz hızlı adımlar atmaya başlıyorlar ve ilk jet motorlu savaş uçaklarını ortaya koymaya başlıyorlar. Bu tehdide karşı çünkü jet motorlu uçaklar yüksek performansa sahip süratleri çok yüksek bir karşılık vermek gerekiyor. İşte İngilizler bir adım atıyorlar bir taraftan da Amerikalılar o yıllarda P-80 olarak adlandırılan bir konsept üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Ve bunu tasarlayacak özel bir birim kuruluyor. Bu birim The Lockheed içerisinde Skunks Works yani kokarca işleri adı veriliyor. Aslında bu bir çizgi roman karakteri. Buradan adapte edilmiş durumda. Bu bölümünde kurucularından birincisi Kelly Johnson. Çok önemli bir havacılık tasarımcısı. İkinci isim ise Ben Rich. Kelly Johnson çok uzun yıllar bu bölümü yönetiyor. 1975'e kadar başında duruyor. Sonrasında Ben Rich'e yönetimi veriyor ve bu şekilde günümüze kadar ilerliyor. Arada tabii yöneticiler değişiyor. 1943'te çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 6 ayda PS80 olarak adlandırılan tasarım hayata geçiriliyor. Ve deneme için 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla imkan olmuyor ama... Kore Savaşı'nda F80, F80 olarak adlandırılan tek kişilik uçak modeli getiriliyor. Gerçekten büyük ses getiriyor. Sonrasında bu uçağa ikinci bir kokpit ekleniyor. Ve bu uçak uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde de hizmet vermiş. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk jet uçağı olan T-33 haline geliyor. Dünyada en fazla kullanılan dönemin eğitim uçaklarının başında yer alıyor. Skunk Works 1950'lerde U2 olarak adlandırılan bir projeye başlıyor. U2 çok yüksek irtifada uçan bir keşif uçağı. Bunu sonrasında ses hızının 3 katının üzerine çıkabilen SR-71 izliyor. Gerçekten o yılların üretim teknikleri, tasarım teknikleri yani daha doğru dürüst bilgisayar yok ortada. Bu kadar muazzam tasarımları yapabilmek oldukça heyecan verici ve gerçekten dehalara ihtiyaç duyan bir yaklaşım. Sonrasında 1970'lerde stealth yani radara görünürlüğü düşük ilk savaş uçaklarından biri olan F-117 ortaya çıkıyor. Ve arkasından da tabi arada birçok deneysel uçaklar, deneysel çalışmalar var. Ve sonrasında da F-22 Raptor ve bir sonraki adım da F-35 tabi ilk olarak proje işte X-22 veya X-35 olarak adlandırılıyor. Günümüze kadar geliyor. Bu çok önemli teknolojiler havacılıkta yepyeni sayfaların açılmasına neden oluyor. Ve havacılığa gerçekten vakit çok önemli bir avantajıyla birlikte bir sonraki projede bu tecrübeleri, bu tasarım ekibinin çok önemli fikirlerini ortaya koyuyor. Ve havacılıkta gerçekten dünyanın gündemi değişmeye başlıyor. Evet 6. nesilden girdik. Skunks Works kokarca işlerinden çıktık. Ve havacılık tarihinde çok çok ilginç gelişmelere muhtemel önümüzdeki 2025'te göreceğiz gibi. Ben de çok merak ediyorum. Görüntü olarak enteresan bir görüntü. Bir taraftan İngiltere'nin başını çektiği Tempest projesinin hedefi 6. nesil bir savaş uçağı yapabilmek. Rusların bu konuda adımları var. Çinlerin bu konuda adımları var. Bizim devam eden milli muharip uçak Kaan konseptimiz var ama... Havacılık çok pahalı bir iş. Çok iyi geleceği görmeniz lazım. Öyle bir altyapı hayal etmeniz lazım ki uzun yıllar uçarken yeni nesil teknolojiler bu uçaklara kolaylıkla konulsun. Ve bu uçaklar bu sistemleri üzerlerinde rahatlıkla taşıyabilsin. İşte bakıyorsunuz 1974 yılında uçmuş F-16 bugün blok etmiş yeni nesil sistemlerle çok güncel bir uçak olarak ortaya çıkıyor. Aradan geçen süre... 50 yıl işte bu işlerde biraz skunk works gibi hayalin geniş olması lazım. Yapılamaz denilen şeyleri hayal etmek bunun içinde çok iyi mühendislik, bir havacılık kültürü ve bu işlere adanmış hayatlar gerekiyor. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı mutlu günler derken siz lütfen videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. E, hala kanalımıza abone olmadıysanız sizleri abone olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.